yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. İlçemizdeki vatandaşlarımıza mikrofon uzatarak Korkutel'de nelerin eksik olduğunu ve nelerin yapılmasını istediklerini sorduk. Aldığımız cevaplar daha çok doğalgaz oldu. Avcılık eğitim yeri yapılmasını isteyen de var. Merkezde otopark sorununun çözülmesini isteyen de hep birlikte izleyelim. Sizce Korkutel'in neyi eksik? Korkutel'e ne yapılması lazım? Vallahi bizce vatandaş olarak çok eksik şey var Korkutel'inde de. İşte ne eksik dersek saymakla bitmez Korkutel'in eksikleri çok. Bunu yıllardır gelen giden sağ olsun belediye başkanlarımız elinden geldiği kadar çalıştılar. Yapabildiği kadar yaptılar ama çok şey eksik. Yapılmayan şeyler çok. Bu da tabii maddi imkansızlıklar dolayısıyla olabilir. Bence bana göre en çok eksik olan ben kendim avcılıkla istişare eden yıllardır uğraşan birisiyim. Aynı zamanda av bayisi idim. Kendim avcılık yapıyorum hala. Korkutel'in de av eğitim sahası, av ve avcılık için eğitim sahası, spor sahası, atış poligonu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu eksik var. Bir de halkımızın rahatlıkla her zaman için her dakika akşamları çıkıp oturabileceği, kendini rahat bir ortamda dinlendirebileceği bir parkımız eksik. Var parkımız sağ olsun yapan belediye başkanımızdan Allah razı olsun ama o yeterli değil. Şu anda Korkutel nüfusu belki bilmiyorum ama 150 bin de var, 200 bin de var. Bunun nüfusa bu park yeterli değil. Güzel bir geniş yeşil park sahası istiyor Korkutel'e. Bir tane daha olması gerekir. Bunlar olursa öncelikle olur. Doğalgaz zaten gündemde olan bir şeyler. Onu herkes istiyor. Herkes bekliyor. Merakla bekliyor. Kısa zamanda olursa o da memleketimiz için, ilçemiz için çok güzel bir verim olabilir yani. Halkın ihtiyacı olan bir şey, zaruri ihtiyacı var. Ben bu şekilde düşünüyorum. İsmim İhsan Sabri Erdem. Korkutel'in sizce ne eksik? Korkutel'e ne yapılması lazım? Korkutel'de şu anda benim gördüğüm kadarıyla bir asfaltlama işlemleri daha eksik. Evet. Çünkü merkezi mahallelerde baya bir toz toprak içerisinde. Çakıl yollar var. Evet, maalesef. Tabii ki doğalgazı bekliyoruz. Şu anda en büyük sorunlar onlar. Doğalgazı. Evet. Sizce Korkutel'in ne eksik? Ne yapılması lazım Korkutel'e? Şimdi biz bu caddede esnaf olduğumuz için diğer caddede paralı park durumu var. Biz burayı da paralı park durumuna olması istiyoruz rahatlaması açısından. Gerçi belediyemize biz dilekçe verdik. Belediyemiz de kabul etti. O da dedik Antalya Belediyesi kabul ederse dedi. O da inceleme demiş. Ondan sonra herhalde paralıya geçecek yani. Parkomat istiyorsunuz yani buraya. Evet park. Şöyle park istiyoruz. Çekelim. Peki abi başka bir isteğiniz var mı? Bir de Korkutel'imize doğalgazın gelmesi istiyoruz. Doğalgaz. Zaten vatandaşlarımızın da çoğu doğalgaz istiyor. Evet inşallah. Söz verildi gibi inşallah o da gelir. Komutanlarımız, emekli komutan, Turan Daşdemir. Peki Turan abi, Korkutel'in sizce ne eksik? Korkutel'e ne yapılması gerekiyor? Korkutel'de inşaat sektöründe Korkutel'e TOKİ'nin niye gelmediğini soruyorum başkanımıza. Bu konuda gariban, fakireye bir yardımları olur mu acaba? Mümkünse. İnşallah bu konuyu dikkate alır başkanımız. İnşallah diyelim abi. Başka bir diyecek bir şeyiniz var mı? Başka sosyal tesisleri yapıyor, havuzumuzu yapıyor. Ve bunlardan dolayı da mutluyum. İyi bir başarılar diliyorum başkana. Peki abi. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sizce Korkutel'in ne eksik? Korkutel'in ne yapılması gerekiyor? Korkutel'de eğlence merkezleri kurulması gerekiyor. Çünkü eğlenecek yazlıkçıların hiçbir sadece 2-3 tane park var onun haricinde başka hiçbir şey yok. Ne gibi şeyler kurulabilir abi? Eğlenceli yani Yuna Park gibi. Ondan sonra böyle yüzme havuzlarından hariç. Şu anda bir tane yapıldı ama o da yetersiz kalıyor şu Korkutel için. Böyle Yuna Park gibi eğlence merkezlerinin olması gerekiyor. Oyun parkları vesaire böyle milletin gezip dolaşacağı
barajın altına yapılır, şöyle bir şey yapılsa daha güzel olur. Peki abi, teşekkür ederiz. Ben hadi teşekkür ederim. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.